İnsanın zekası ve aklı Zekanın çeşitli tarifleri yapılmıştır. Kimine göre zeka, canlıların intibak kabiliyeti, kimine göre öğrenme gücü, kimine göre problem çözme ve münasebetleri kavrama hızıdır. Bütün bunlarda zekayı tanımaya yardım eden bir unsur bulmak mümkündür. Fakat bizce zeka, idrakin, tecrit, soyutlama, tamim, genelleme ve ulvi olana tırmanma gücüdür. İnsan diğer canlılara nazaran daha zekidir diyoruz. Bu, insan idrakinin onlara nazaran güçlü tecrit ve tamim kabiliyetine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Bizi çevreleyen canlı cansız varlıkların bağrına yerleştirilmiş mesajlar, objektif veriler halinde duyu organlarımıza ulaşırlar. Biz yalnız onların idrakinde kalmayız. Onları tecrit ve tamimlerle mefhumlara, kavramlara, hükümlere ve düşünceye kadar işleyerek şuurumuzda yüceltiriz. Kısaca, varlıklardan, olaylardan taşan veriler, insan zihninde ve idrakinde tasnif edilir, ayıklanır, manalandırılır ve yüceltilir. İşte zeka bu kabiliyetimizdir. İnsan bu kabiliyetle doğar. Araştırmacılar, zekaca ırsi faktörlerin rolünü çevre şartlarına nazaran daha önemli bulmuşlardır hiç şüphesiz çevrenin zeka üzerindeki tesirleri küçümsenemez. İnsan zeki bir canlı olarak doğar. Önceleri içine doğduğumuz dünya bize bir eşya mahşer olarak görünmeye başlar. Bizim için dünyanın ilk görünüşü galiba karma karışık, kaotik bir renk, ses, hareket, şekil, mahşeri olsa gerektir. Sebepler ve sonuçlar zinciri içinde üst üste yıkılıp devrilen ve hareket eden bu alem içinde idrakimiz çalkalana çalkalana yavaş yavaş mekanik bir şekil alır. İşte insanın akıl dediği şey determinist dünyanın insan zekasına kazandırdığı çehredir. Böylece insanın aklı, zekasının ve idrakinin eşya ve olaylar dünyasındaki bağlarla dizginlenip, belli kalıplara dökülmesi biçiminde doğmaktadır. Ne gariptir ki, Arapçada akl, bağ ve kösebek manasına da gelmektedir. Görülüyor ki akıl, zihnimizin objeler dünyasını, bunların arasındaki münasebetleri tanımasını, benzerlikleri ve aykırılıkları kavramasını ve bunların tabii bir neticesi olarak doğan kanun ve prensipleri kabul etmesini gerektirir. Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin parça akıl adını verdiği bu objektif akıl, insan zihninin eşyaya tabi olmasını zaruri kılan bir mekanikleşmeyi ifade eder. Hiç şüphesiz bu aklın kuruluşunda içinde doğup büyüdüğümüz, içtimai şartların, alışkanlıkların ve kalıpların rolünü de ihmal etmemek lazımdır. Objektif bir akılla insanın zeka ve idrakı, eşya münasebetlerinin ve içtimai kalıpların içine kapanmak suretiyle kendini belli prensip ve kanunlarla sınırlamaktadır. Böylece ayniyet, çelişmezlik, kozalite, finalite diyerek itibari bir aklın kanunlarına dedüksiyon, endüksiyon, analiz ve sentez diyerek aklın metotlarına sarılarak kendini hapsetmektedir. Henry Bergson, haklı olarak, sezgi kavramını ihmal eden böyle bir aklı eşyaya mahkum olarak görmüştür. Gerçekten de sezgiyi, ilhamı ve vahyi kabul etmeyen bir akıl, insan idrakini eşyada tüketir, maddeye mahkum kılar. Biz parça akla değil, aklı külle muhtaçız.